Bunları biliyor musunuz? Dönemin en etkili gazetecisi olan Velid Ebu Ziya'nın çıkardığı Tesviri Efkar gazetesi, savaş boyunca düzenli yayın yapabilen tek gazete olmuştur. TV Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar efendim. Ben Yonca Özden. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde süt ve süt ürünleriyle kıyma, sucuk, salam gibi ürünlere %20'yi aşan oranda zam yapıldı. 1 Mayıs'tan itibaren çeşitli kutu sütlere gelen zam mı 14-16 Mayıs tarihlerinde devam eden zamlar izledi. Son olarak zamlanmayan bazı süt, peynir ve yoğurt markaları da Mayıs ayının son haftasında zamlandı. Süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarını da sucuk, sosis ve salam gibi kırmızı et ürünleri takip etti. Et ve süt kurumuna göre ise perakende kıyma fiyatları son bir hafta içinde %2.7 artarak 41 lira 1 kuruştan 42 lira 2 kuruşa çıktı. İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı, bu ay süt ve süt ürünlerine %20'yi aşan zam geldi. 24 liraya satılan toptan kaşar peynirin fiyatı 28 lira 3 kuruşa çıktı. Bir teneke beyaz peynir ise 400 liradan 500 liraya yükseldi. Piyasa çok durgun dedi. Evet, askerlik düzenlemesine yönelik mecliste teklifin yasalaşması bayram sonrasına kaldı efendim. Meclis 1-11 Haziran arasında bayram tatili yapacak. Yeni askerlik sistemine ilişkin teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bayramdan sonra görüşülecek. Kanun teklifinde her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik hizmeti yapmaya mecbur olduğu belirtilerek askerlik hizmeti süresinin er ve erbaşlarda 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 aydır, erbaş ve erlerin istekli olanların sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve 6 ay sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecekse sürenin sonunda terhis edilecek bedelli askerlik ücretinin 30 bin lira civarında olacağı söylemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu açıklamayı yaptı. Üniversitelilerden destek alarak yaptığımız projeksiyonlarda 15 bin lira alırsak ne olur, 20, 30, 40, 50 bin lira alınırsa ne olur diye bir takım örneklendirmeler yapıldı. Hem bizim ihtiyaçlarımızın karşılanması, hem gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi, hem de ülkemizin ve milletimizin savunma ve güvenliğinin tehlikeye girmemesi için nasıl yapılabilir denildiğinde en optimal rakam olarak 30 bin lira bulundu dedi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şehabettin Sezgin düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gelibolu ilçesi Süleymaniye köyünde bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Kıbrıs gazisi Şehabettin Sezgin hayatını kaybetti. Sezgin köy camiinde salı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Evreşe Belediye Başkanı AK Partili Doktor Ali Kamil Soyuak, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Çanakkale Belediyesi'nin yeni dönem projeleri arasında yer alan tarımsal kalkınma ve kooperatifçilik faaliyetlerine zemin hazırlanması adına gerçekleştirilen teknik geziler devam ediyor. Yeni çalışma döneminde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, üretimin desteklenmesiyle üretici ve tüketicinin ortak fayda sağlamasına yönelik pencereden bakacak olan Çanakkale Belediyesi, bu konudaki hazırlık çalışmalarına da
hızla devam ediyor. Kırsal kalkınmaya fayda sağlayacak yatırımlar ve kırsal üretimin yeniden canlanmasına katkı sunacak faaliyetler ortaya koymaya hazırlanan Çanakkale Belediyesi'nin yetkilileri, kooperatifleşme ve tarımsal kalkınma girişimlerinin başarılı örneklerini de yerinde inceliyor. Belediye Başkanı Yardımcıları Rebiye Turan Ünüvar ve Mehmet İrfan Mutluağ ile Çanakkale Belediyesi tohum sandığı personeli Esra Rüveyda Örnek de bu amaçla son olarak Balıkesir'deki çalışma ve projeleri yerinde inceledi. İlk olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden heyet, Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün'le kooperatifçilik çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Evet, Çanakkale'nin Bayramış ilçesinin Çatalçam Köyü kırsalında çıkan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle ormanlık alana yayılmadan söndürüldü. Bayramış ilçesinin Çatalçam Köyü yakınındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Çam ormanındaki yangını gören bir vatandaş hemen ilgililere haber verdi. Bayramış Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazözle işçilerin müdahale ettiği yangın bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatalçam mevkiinde ormanlık alana atılan çöplerin neden olduğu öne sürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. Aynı bölgede 8 yıl önce çıkan yangında 30 hektar çam ormanı, 150 hektarda tarım alanı olmak üzere toplamda 180 hektar alan yanarak kül olmuştu. Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklarla Deniz Polis Evi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar programına Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karışit, Vali Yardımcısı Ali Candan, Tahir Şahin, Turan Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat, kurum çalışanları ve sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı. Yapılan duaların ardından son bulan iftar programı sonrasında Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdiler. 5 Haziran Dünya Çevre Günü efendim. 5 Haziran gününün Ramazan bayramına denk gelmesi dolayısıyla bugün yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dünya Çevre Günü İsveç'in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'ndan bu yana her yıl 5 Haziran tarihinde çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanıyor. Her geçen gün daha da kirlenen ve doğal kaynakları yok olan çevre kirliliklerine farkındalık yaratmak amacıyla Çanakkale'de de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önderliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bayrama denk gelmesi dolayısıyla öne çekilen etkinlikler bugün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreniyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat yaptı. Ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çevre mevzuatı geliştirerek çevreyi koruma ve kollama açısından her türlü hukuki ve kanuni tedbirleri ve çalışmaları almaktadır. Bir parçası olduğumuz ve içinde yaşadığımız doğanın korunması zaruridir. Bu sebeple çevre koruma haftası ve çevre günü etkinlikleriyle çevre bilinci oluşturulmaya çalışılmış, 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. İyi, temiz ve yaşanabilir çevre için her birey ve devlet taşın altına elini sokmakta ve sorumluluk üstlenmektedir. Unutmayalım ki evlatlarımıza bırakacağımız temiz bir dünyadan daha kıymetli bir miras yoktur. Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk koyma töreninin ardından katılımcılar Cumhuriyet Meydanı, Gestaş İskele önü ve valilikte tamamlanan bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Çağlar Kaynak basketbol sahasında düzenlenen bir başka programda öğrenciler çeşitli gösteriler sergilediler. Yürütülecek
çalışmalarla içtiğimiz suyun. İzmir-Çanakkale karayolunda bir aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. İzmir-Çanakkale karayolunun 98. kilometresinde Bergama'dan Dikili yönüne seyir halinde olan 17KN747 plakalı KM yönetimindeki kamyonete YA yönetimindeki 10BCZ70 plakalı araç arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri kazada ağır yaralanan YA'yı Bergama Necla Mithat Öztürk Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi sürücünün. Kazayla ilgili soruşturma da devam ediyor efendim. Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ve Çanakkale'de satılmak istenen tütün ve alkol ürünlerine karşı polis ekiplerinin mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Çanakkale'de kaçak alkol sattığı tespit edilen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü şube ekiplerince Çanakkale il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı alkol yapımı ve satışıyla ilgili işletmeciliği yapan GÖ isimli şahıs yakalandı. GÖ'ye ait iş yerinde yapılan aramalar sonucunda 60 şişe alkollü içki yapımında kullanılan alkol ekstratı, 212 adet gümrük kaçağı ürünle 110 adet 5 litrelik bidon içerisinde toplam 550 litre etil alkol ele geçirildi. Kaçak ürünleri sattığı ve kaçak alkol yaptıkları tespit edilen iki kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından savcılık talimatı sonrasında serbest bırakıldılar. GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, Ramazan Bayramı öncesi iskeleler ve gemilerde gerçekleştirilen bayram tedbirlerini değerlendirdi. Ramazan Bayramı süresince her yıl olduğu gibi bu yılda Çanakkale iskelesinde araç yoğunluğu yaşanması bekleniyor. GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, bayramda yaşanabilecek yoğunlukla ilgili alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Uslu, alınan tedbirler hakkında bilgi verirken şunları paylaştı. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın bayramını şimdiden tebrik ediyorum. GESTAŞ olarak biz de bayrama tüm personelimizle birlikte hazırlık çalışmalarını tamamladık. Gökçeada ve Bozcaada hattında online bilet uygulamamıza başladık. Artık seyahat eden yolcular planlı seyahatlerini yapıp online biletlerini alıp istedikleri hatta istedikleri saatte adalara rahat ulaşımı sağlayabiliyorlar. Toplamda 21 gemiyle hizmet vereceğiz. Bunlardan biri uluslararası seferimiz. Küçükkuyu Midilli hattımızda çalışacak. 18 Mayıs'tan itibaren Küçükkuyu Midilli hattımızı tekrardan sezonsal olarak hayata geçirdik. Bayramda 9 gün boyunca her gün Küçükkuyu'dan Midilli'ye seferlerimiz olacak. Cuma'dan itibaren Bozcaada Çanakkale direkt seferlerimize başlıyoruz. Toplamda 21 gemiyle hizmet vereceğiz. Deniz ulaşımını hızlandırmak ve bekleme sürelerini azaltmak için gemi sayımızı maksimuma çıkardık. Dönemsel olarak 2-3 gemi takviyesiyle bayramda en yüksek seviyede hizmet vereceğiz dedi. Çanakkale'deki görev süresi dolan Çanakkale Avustralya Konsolosu Dylan Walsh, Vali Orhan Tavlı'ya veda ziyaretinde bulundu. Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Andrew Cooper'ın da bulunduğu veda ziyaretinde Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Avustralya Konsolosu Dylan Walsh'la bir süre görüşerek sohbet etti. Vali Orhan Tavlı görüşmenin sonunda ziyaret anısına Çanakkale Avustralya Konsolosu Dylan Walsh'a Difenbahya yaprağı üzerine gelincik çiçeği temalı tablo hediye ederek bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dardanos Yerleşkesi Canlı Kaynaklar Üretim Tesisinden denize 5000 çupra yavrusu bırakıldı. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dardanos Yerleşkesi Canlı Kaynaklar Üretim Tesisinde kuluçkahanelerde yetiştirilen 5000 çupra yavrusunun denize bırakılması için etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe Rektör Profesör Doktor Sedat Murat, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve akademisyenler katıldı. Başta balık popülasyonu olmak üzere birçok sucul canlının popülasyonunun gerek dünyada gerekse Türkiye'de azalma eğilimi gösterdiğini belirten Dekan Vekili Profesör Doktor Murat Yıldırım, popülasyon miktarı azalan balık türlerinin kuluçkahanelerde yetiştirilerek denizlere bırakılması suretiyle baskı altında bulunan balık türlerinin popülasyonlarını artırmaya çalışıyoruz dedi. ÇÖMÜ Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat yaptığı açıklamada emeği geçen herkese teşekkür ederek denize bırakılan yavru balık sayısının her yıl artarak devam etmesini diledi. Balık yavrularının denize salınması işleminden sonra Rektör Murat canlı kaynaklar üretim tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Şu anda çekmeye başladı. Şeffaf balık, bakın şeyler gelmeye başladı. Balıklar borudan. Hocam buradan geçiyorlar. Şurada gözüküyor. Evet. Tamam. Çanakkale'nin Biga ilçesinde Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları Romanya'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'ndan kupa ve madalyalarla döndü. Türkiye Karate Federasyonu Çanakkale İl Temsilcisi ve Biga Belediyesi Karate Okulu antrenörü Süleyman Orhan'la küçük sporcular Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti. Biga Belediyesi Karate Okulu antrenörü Süleyman Orhan, 3 gün süren müsabakalarda ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. 4 kategoride süren müsabakalara Alparslan Öz, Şobu Kumite sistemde dünya üçüncüsü olarak gümüş ve bronz madalya aldı. Özgür Bulut, Tüzüner 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu unvanının sahibi oldu. Deniz Türker bronz madalya, Kaan Ege Kırman ise gümüş madalya aldı. Muhammed Emin Orhan da gümüş ve bronz madalyalarla dünya ikinciliği ve üçüncülüğü unvanlarını kazandı diye konuştu. Biz de genç sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyoruz tekrar. Çanakkale ilçelerinden bir asırdır süre gelen panayırlar baharın gelişiyle birlikte yapılmaya başlandı. Bayramiç ve Ezine ilçelerinden sonra Ayvacık'ta kurulan panayırda 3 gün boyunca binlerce kişi hem alışveriş yaptı hem de eğlendi. Panayır'ın yeni durağı ise Yenice ilçesi oldu. Çanakkale'de Osmanlı'dan günümüze yaklaşık 100 yıldır alışveriş ve eğlence kültürünün vazgeçilmezi olan panayırlar, kent merkezinde 2005 yılından beri kurulmasa da birçok ilçede hala yaşatılıyor. Bayramiç ve Ezine ilçelerinin ardından panayır Ayvacık'ta kuruldu. Otopark alanlarıyla birlikte 100 dönüm alanda Çanakkale'nin en büyük panayırlarından birine ev sahipliği yapan Ayvacık ilçesi 3 günde binlerce kişiye alışveriş ve eğlence imkanı sundu. Ayvacık ilçesinin CHP'li belediye başkanı Mesut Bayram, panayır geleneğinin çok eskiye dayandığını, ilçenin en büyük ve güzel panayır alanlarından birisine sahip olduğunu belirtti. Başkan Bayram, panayır kültürü şudur, evlenecek gençler çeyizlerini panayırdan alırlar dedi. Çanakkale Yöresi Halk Oyunları Araştırmacısı ve Halk Oyunları Usta Öğreticisi Hüseyin Armutoğlu'nun asistanı Bayanlar Halk Oyunları Usta Öğreticisi Gülseren Önsay'ın doğum gününü halk oyuncuları ilginç bir yöntemle kutladı. Usta öğrenci Gülseren Önsay bayanlara halk oyunları çalıştırırken oyun ekibinden arkadaşları salonun ışıklarını söndürerek mumları yanmış pastayla salona girdiler. Alkışlar arasında iyi ki doğdun hocam diyerek usta öğreticileri Gülseren Önsay'ın doğum gününü kutladı. Gülseren Hanım pastanın üzerinde resmini görünce bıçak elinde uzun bir süre resmine kıyıp da pastayı kesemedi. Gülseren Hanım, arkadaşlar bugüne kadar almış olduğum en güzel hediye budur. Bu sürprizi hazırlayan başta hocamız Hüseyin Armutoğlu'na, Feride, Sevtap ve Hafize Hanımlara çok teşekkür ediyorum dedi. Sevgili izleyiciler, bu akşamlıkta haberlerimizin sonuna geldik. Bültenimiz ekonomi ve hava durumuyla devam edecek. Bizlere 0286 alan koduyla 213-66-67 ya da 0549-500-1717 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Yarın akşam saat 18'de Ton TV ana haber bülteninde
güzel haberlerde buluşuncaya dek hoşça kalın efendim, iyi akşamlar. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay.